sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederiz hocam değerli sunumunuz ve katkılarınız için. Soru cevap bölümüne geçebiliriz. Hocalarımıza sormak istediğiniz ya da eklemek, katkı sunmak istedikleriniz varsa alabiliriz. Buyurun Ayten Hanım. Hocam, merhaba hocam. Ben bu konulara çok ilgiliyim. Hocam, bu deprem olduktan sonra basında sürekli şöyle internette dolanan bir bilgi vardı. Hani bu deprem oluşturma cihazları varmış güya. Bunlarda bir dalga şeklinde atmosferin litosfer tabakasında, iyonosfer tabakasına şey gönderdiği, yayın gönderdiği. Ondan sonra oradaki atmosferin iyonosfer tabakası bir manto görevi yapıp o dalgaları yeryüzüne yansıttı ve yeryüzündeki taneciklerini harekete getirerek depremi tetiklediğine dair bilgiler var. Bunun gerçekten bir doğruluk payı var mı? Öyle bir cihaz var mı? Ya da bu şekilde fay hatları aktive edilebilir mi? Teşekkür ederim. Hocam, ben ufaktan konuya gireyim. Ben madenciyim, jeolojiyle de azlı çoklu iç içeyiz. Tabii bu söylentiler her çağda, her dönemde olmuş ve olacaktır. Yani işte hava olaylarını yöneten Tesla'dan bugüne kadar işte yönetebileceği işte ya da peygamberlerin yönettiği söylenir günden güne. Bu da insanlar içerisinde tabii gerçeklik payı olanlar da vardır. Şu anda günümüz teknolojisinde yapay bir deprem üretilebilir mi? Evet, üretilebilir hocam. Bu benim açımdan, benim görüş açımdan doğrudur. Ama bunu ispatlamak, ortaya koymak çok farklı bir şey düşüncesel olarak. Yani o yüzden şöyle söyleyelim, bizim sempozyumumuzda da uyumlu olarak yapay bir deprem ya da doğal bir deprem fark etmez. Deprem insanı öldürmez. Öldüren şey yapılardır. Biz yapılarımızı kuvvetli yaptıktan sonra deprem yapay ya da doğal olmuş bizim için bir şey fark etmez diye düşünüyorum. Oraya odaklanmalıyız diye düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Serman hocam buyurun.